Merhaba sevgili arkadaşlarımız. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlar. Bugün sizlere şifalı bitki biberiye tanıtacağız. Biberiye geneliksel bağlar arasında yer alır. Yeşil olan bu bitki Akdeniz bölgesinde özel bir bitki olarak karşımıza çıkar. Hoş kokusuyla yemeklerde kullanılan biberiyenin aynı zamanda çay olarak da kullanımında bulunmaktadır. Sağlık açısından da birbirinden farklı faydaları bulunan biberiyenin yağı da özellikle cilt sağlığı için çok önemlidir sevgili arkadaşlar. Değerli arkadaşlarımız, biberiye bitkisi çok eski tarihlerden bu yana sağlık için kullanılmıştır ve kullanılmaya da devam edilmektedir. Özellikle Amerika'da, Asya'da, Avrupa'da sağlık için yoğun kullanımı olan biberiye alternatif tıp için şifa kaynağıdır. Biberiyenin kokusunun yanı sıra içeriğinde de bulunan vitaminler ve mineraller de kişinin dikkatini çekmektedir. Bu yüzden kişiler sağlıklı bir yaşam için bu bitkinin faydaları ve zararlarını bilmeleri gerekir. Biberiye bitkisi değerli arkadaşlar sindirim sistemi için oldukça faydalı bir bitkidir. İntihap giderici özelliği bulunduğu için hazımsızlık, ürser, mide sorunları yaşayan kişilerin kullanması önerilir. Bağırsak sendromu olanlar için de şifa kaynağıdır değerli arkadaşlar. Gene biberiye bitkisinin özleri pek çok kanser türlerine karşı koruma sağladığı biliniyor. Bağışıklık sistemi güçlendirmeye yardımcıdır. Antioksidan bileşenleri nedeniyle de vücuda bir koruma duvarı örer. Gene sinir sistemine iyi gelir değerli arkadaşlar. Özellikle Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklarla mücadele etkili olabilir. Kas ve eklemlerde meydana gelen intihapların iyileşmesine de etkilidir. Doğal bir idrar söktürücüdür. Bunun yanında sevgili arkadaşlar biberiye kullanımı cilt hücrelerini yenilemeye yardımcı olduğu için yaşlanmaya karşı da kullanılır. Özellikle cilt lekeleriyle mücadele ederek ciltteki lekeleri azaltmaya yardımcı olur. Bunun yanında yine cildi yaşlanmaya karşı korur arkadaşlar. Cildin sıkışmasını sağlar. Biberiyede antiseptik ve antimikrobiyal içerik oranı yüksek olduğu için sivilcelere ve aknelere karşı savaş açar. Gözenekleri sıkıştırır, sivilceleri kurutur ve yenilerini çıkarmasını engeller. Kuru cilde sahip olan kişilerin kullanması önerilir. Kan dolaşımının artmasını sağlar, cilt tonundaki eşsizlikleri dengeler. Sevgili takipçileriniz, biberiye çayı kişiler için oldukça faydalı bir bitki çayıdır. Doğru ve düzenli kullanılırsa mide sorunlarına, gaz ve şişkinliklerine iyi gelir. Bağırsakları hastalıklara neden olan bakterilerden temizlemeye yardımcı olur. İçerinde bulunan karnosit asit ile bağırsaklardaki mikroflorayı dengelerken iyi bakterileri de destekler. Tabii her şeyde olduğu gibi arkadaşlar biberiyenin de zararları var. Biberiye bitkisi şifalı bir bitki olmasına karşın fazla tüketim sonucunda olumsuz durumlara da yol açabilir. Bu yüzden kullanım miktarlarında aşırıya kaçmamaya dikkat edilmelidir. Uzmanlar tarafından günde içilmesi önerilen biberiye çayı miktarı bir fincan olarak ifade edilmektedir. Biberiye kullanımına aralıksız olarak bir hafta devam edilmesi, bir haftalık sürenin ardından ise ara verildiği bilinmektedir. Eğer biberiye uzun süreli fazla bir şekilde kullanılırsa mide sorunlarına yol açabilir. Fazla kullanımı kadınlarda gebelikte düşüş yaşamaya da neden olabilir. Erkeklerde ise sperm kalitesinin düşmesine de yol açabilir. Nane gibi bitkilerle alerjisi hassasiyeti olan kişilerin biberiye tüketiminden de uzak durması gerekmektedir. Gene değerli arkadaşlar, kronik hastalıklar olan kişilerin biberiye tüketmeden önce doktorlara başvurmaları gerekir. Biberiyenin böbreklere faydaları da kişiler için önemlidir. Böbrek ve mesanede gerçekleşen kumları kolaylıkla atmaya da yardımcı olur. Özellikle bu biberiye otunu kimler kullanmalı değerli arkadaşlar? Biberiye otu şifalı bitkiler arasında yer alır. İdrar söktürücü özelliği bağırsak ve bağışıklık dostu olduğu için herkes tarafından kullanılabilir. Ancak nane hassasiyeti ve kronik hastalıklar olan kişiler kullanımı tercih etmemelidir. Aynı zamanda kanamalı hastalıkları olan kişiler de biberiye tüketiminden uzak durmalıdır. Biberiye sevgili arkadaşlar genellikle Akdeniz iklimlerinde yetişen güzel kokmasıyla bilinen bir bitkidir. Akdeniz, Ege gibi böyle ılıman yerlerde çok rahatlıkla yetişen bir bitkidir. Bunun yanında yine biberiye et yemeklerine güzel bir lezzet katıyor ancak çoğunlukla çay olarak tüketebiliyoruz. Bu güzel kokulu, güzel çiçekli biberiyenin sevgili arkadaşlar daha bir sürü faydaları da var. Bunların işte özellikle sindirime yardımcı oluyor. Kabızlık ve hazımsızlık gibi problemleri önlüyor. Hafızayı güçlendiriyor ve konsantrasyonu artırıyor.
Biberiye çayının buharını solumak baş ağrısına iyi geliyor. Uzmanlar özellikle migren olan biberiye çayı tüketmesini öneriyor. Benim gibi migren olanlara arkadaşlar. Gene biberiye tam bir antioksidan kaynağı olarak biliniyor. Bu özelliği de bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kanser riskini azaltıyor. Özellikle meme kanser riskini büyük ölçüde azaltıyor sevgili arkadaşlar. Gene güçlü antiseptik özelliğiyle ağızda meydana gelen yaralar iyileştiriyor. Regal dönemlerinde kadınlara ağrılı dönemlerinde iyi geliyor. Biberiye güçlü bir adet söktürücü özelliği de taşıyor değerli takipçilerimiz. Bağırsaklardaki faydalı bakteriler çoğaltıyor. Vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi iyi güzel de biz bunun çayını nasıl yapacağız diye. Çok basit sevgili takipçilerimiz. Bir fincan kaynamış suya bir çay kaşığı kurutulmuş biberiye koyun ve 5 dakika demlemeye bırakın. Çayınızı süzüp içebilirsiniz. Dilerseniz içerisine limon ve bal da ilave edebilirsiniz. Değerli arkadaşlar, biberiye çayının kan dolaşımı artışı özelliğinde bulunuyor. Bu sebeple yüksek tansiyon olan kişilerin de doktor kontrolünde tüketmesi gerekiyor. Bu şifalı otun arkadaşlar yağı da çıkarılabiliyor. Nasıl yağı çıkarılır? Biberiye yağı, biberiye bitkisinin toplanan yapraklarından elde edilir. Değerli arkadaşlar, buhar damıtık yoluyla tamamıyla doğal, katkısız bir şekilde elde edebilirsiniz. Biberiye yağı sahip olduğu ağrı kesici, antioksidan, dezenfektan, antibakteriyel, antimantar, antikanser, antienfeksiyon ve antiintihap giderici özellikleriyle tam bir manasıyla şifa kaynağıdır. İsterseniz kendiniz evde yapabilirsiniz. İstemezseniz de bunların hazır yağları var değerli arkadaşlar. Böyle güvenilir aktarlardan ya da alışveriş sitelerinden katkısız olarak yağını elde edebilirsiniz. Sevgili takipçilerimiz, biberiye yağının en iyi geldiği pek çok sağlık problemlerinin varlığı söz konusudur. Bu anlamda biberiye yağı niye iyi gelir sorusunun birden fazla yanıtı vardır. Antik Yunan ve Roma döneminde biberiye yağının hafızayı güçlendirdiğine inanılmaktaydı. Bu özelliği sebebiyle biberiye yağı kutsal kabul edilmiştir. Günümüzde ise biberiye yağının hem fiziksel hem de ruhsal sorunların tedavisine etkili olduğu ortaya konulmuştur. Biberiye yağı değerli arkadaşlar başta safra salgılarını artırır. Kan dolaşımını hızlandırır. Mide gazlarını giderici etkisi vardır. Sinirleri uyarır ve kuvvetlendirir. Mide ve bağırsakları uyararak sindirime yardımcı olur. Balgam söktürücü etkisi vardır. İdrar söktürücüdür. Öksürüğü kesici etkisi söz konusudur. Kas ve eklem ağrılarını dindirir. Antibakteriyeldir. Mikroplara karşı son derece etkilidir. Sinir sistemine uyarıcı etkisi vardır. Kansere karşı koruyucudur. Gribe karşı koruyucu etkisi vardır arkadaşlar. Daha çok bunların yanında değerli arkadaşlar kalp ve damar sağlığının korunmasına önemli katkı sağlar. Enfeksiyon ve intihaplara karşı çok etkilidir. Tansiyon ve kolesterolü dengeler. Halsizliğe iyi gelir, cilt hücrelerini yeniler, iştahı baskılayarak kilo vermeye yardımcı olur, karın ağrısına iyi gelir, uykusuzluğa iyi gelir, vücudu zararlı maddelerden arındırır, karaciğer enzimlerini düzenler, romatizma ağrılarını dindirir, hafızayı güçlendirir, bronşit ve sinüzit tedavisinde etkileyicidir, saç dökülmesini önler, selülit oluşumunu engeller ve var olan selülitleri giderici etkisi vardır sevgili takipçilerimiz. Biberiye yağını nasıl kullanacağız arkadaşlar? Genellikle cilt temizliği için. Biberiye yağının kullanımı için bir pamuk yardımıyla biberiye yağını yüzünüze sürerek ve haricen cildinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda saç bakım ürünler, nemlendirici krem yahut şampuan içerisinde birkaç damla biberiye yağı ilave ederek de kolaylıkla kullanabilirsiniz. Gene biberiye yağı esasen bir yağ olmasından dolayı yağı solumak da kişinin kendisine daha iyi hissetmesine önemli fayda sağlayacaktır. Biberiye yağı ayrıca günde bir defa su bardağı suyun içine birkaç damla damlatarak da içilebilir. Eğer hangi bir kronik hastalığınız varsa değerli arkadaşlar, sağlık sorunuz bulunuyorsa yahut düzenli olarak ilaç kullanmanız söz konusuysa biberiye yağını kullanmadan önce mutlaka uzman bir doktora görünmenizde fayda var değerli arkadaşlar. Biberiyeyi nasıl toplayacağız değerli arkadaşlar? Öncelikle biberiyenin uç dallarındaki filizleri elimizle kırarak, bu çiçekli filizleri kırarak ne yapıyoruz? Gölgede kurutuyoruz değerli arkadaşlar. Kuruttuktan sonra bir cam kavanozlara üğütüyoruz ve cam kavanozlara koyuyoruz. Cam kavanozlarda koyduktan sonra ihtiyaç halinde bunları içiyoruz değerli takipçilerimiz. Bugün de sizlere biberiye otunun faydalarından bahsettik, zararlarından bahsettik.
Değerli arkadaşlar, bu şekildeki videolarımız gelmeye devam edecek inşallah. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basalım sevgili arkadaşlar. Hala abone değilseniz ücretsiz kanalımıza abone olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Değerli arkadaşlar, hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah.